Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Hoca, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Karışım problemleri ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu dersimizde bilgi sarmalı kitabından derlediğim güzel, yeni nesil, orijinal soruları çözerek burada konumuza nokta koyacağız. Bu sorunun çok çok daha fazlasını kitabın kendisini alarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum, hemen soruma başlıyorum. Birinci soru, ne diyor bana? A ve B kaplarında bulunan süt ve kakao karışımının içerisindeki süt ve kakao miktarlarının oranları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre A karışımı 60 gram, B karışımına 40 gram alınıp karıştırılırsa elde edilen karışım kakao oranı yüzde kaç olur? O zaman bir hemen A kabındaki bize neyi soruyor bu arada? Kakaoyu soruyor. Kakao yüzdelerini bulmaya çalışalım. A'da ne var arkadaşlar? A'da hemen şurada iki nokta var. 20 kakao, 80 süt var. Yani yüzde ne kadarı kakao? 20'si kakao. A'yı bulmak kolay oldu. %20. Şimdi de B'ye bakayım. B'ye bakayım. B'de ne var? B'de de şu noktadaki hesaplamak kolay olacak. 80 kakao, 80 süt var. Yani 160 maddenin 80'i kakao. Bu da yarı yarıya olduğu için %50 kakao var diyebiliriz. O zaman gelip şunu diyebilir miyim artık? Hocam karışım problemlerinde klasik yöntemimiz vardı. Evet. A'dan ne kadar aldım? 60 gram. Yüzde kaç? 20. B'den ne kadar aldım? 40 gram. Yüzde kaç? 50. Evet. 60 gram buradan, 40 gram buradan toplasam %100 olur. Değil mi? Peki bunun ne kadar kakao olacak? Hemen 20 çarpı 60 artı 50 çarpı 40 eşittir 100 çarpı x. 2 sıfır sildim. 2 sıfır sildim. 2 sıfır sildim. 2 çarpı 5, 2 çarpı 6 12. 5 çarpı 4 20. X eşit olacak. X de buradan arkadaşlar 32 gelir. İşte A'yı ve B'yi yüzdeliklerini bulduktan sonra oldukça kolay bir soru olarak karşımıza geldi. Devam ediyorum. Konu içinde pekisin diye bir tane daha soru var. Onu yapıyorum. Burada bu sefer ne yaptı? Bize karışım vermiş. Ona dikkat edeceğiz. Aşağıdaki grafik A ve B karışımının toplam miktarı ile karışımda bulunan su miktarını göstermektedir. Buna göre A'dan 20 gram, B'den 30 gram alınarak oluşturulan bir karışımda su oranı kaçtır? O zaman ben burada saf maddeyi su olarak kabul edebilirim. Tamam? Ne var burada? 40. A'ya bakalım. Toplam 40 madde var. Bakın bunu bu sefer toplamadım. Zaten bana toplanmışını vermiş. 40'ı vermiş. Karışım demiş. O zaman 40'ın 30'u su. Ne yapar? Bu 3 bölü 4 yapar. O da %75'tir. %75. B'ye bakalım. B'de ne kadar? 60'da 30. 60 gram da 30'lu suymuş. O zaman bu ne yapar? Bu da %50 yapar. O zaman geldim. Aldım. Bu ikisini karıştırdım. Ne kadar aldım? A'dan 20 gram, B'den 30 gram aldım. 20 gram ile 30 gramı çözeltiyi bir kapta karıştırsam ne olur? 50 gramı çözelti olur. A'da %75, B'de %50 idi. Değil mi? O zaman yine oluşan sorun da %x olacak. Hemen 75 çarpı 20 artı 50 çarpı 30 eşittir. Ne diyorum? 50 çarpı x diyorum. 1 sıfır sildim, 1 sıfır sildim, 1 sıfır sildim. 5'e böldüm gitti, 5'e böldüm gitti. 5'e böldüm 15. 15 çarpı 2 burası 30. Artı 30 eşittir x'e. X de buradan kaç gelecek? 60 gelecek. Evet arkadaşlar bu soruyu da bu şekilde çözebiliriz. Devam ediyorum. Aşağıda verilen x kabında tuz oranı %40 olan M ve tuzlu su ve Y kabında tuz oranı %30 olan N gram tuzlu su bulunmaktadır. Bu iki karışım yeterince büyük bir kapta karıştırılıyor. İfadenin hangileri doğrudur? M büyük, M büyük ve eşitse diyor. O zaman şöyle yaptım bakın. Ben ne yaptım? Şunu yaptım. Burası %40, %30 mu? %30 bu olduğu için bunu başa aldım. %30 burası olsun. %40 burası olsun. Ve burada arkadaşlar N gram var. Burada M gram var. Ben şimdi ne yapıyorum? Bakın. Eğer N ile M birbirine eşitse 30 ile 40'ın tam orta noktası neresidir? 30 artı 40 bölü 2, 70 bölü 2 yani 35. Eğer birbirine eşitse 35 olur. M ve N birbirine eşitse şeker oranı %35 olur. Doğru. Eğer M büyükse o zaman bu aralıkta bir yerde olur. Yani %35 ile %40 arasında bir yerde olur. %37 olabilir. Doğru. Eğer M küçük N ise yani N daha büyükse o zaman arkadaşlar bu aralıkta bir yerde olacak. O da %35 ile %30 arasında bir yerde olacak. %33 demiş olabilir mi? Olabilir. O zaman bu verilenlerden hepsi doğru. Devam ediyorum. Bir ilaç deneyinin içerisinde su ve zararlı ilaç sıvısı bulunan 40 litre, 60 litrelik bir karışımın %30'u
İş sıfırdır. %30. Karışımdaki zararlı maddeleri temizlemek için karışıma bir miktar klor eklenmiştir. Tamam. Klor karışımdaki X maddesinin %50'sini zararsız hale getiriyor ve son durumda zararlı X maddesinin karışımdaki oranı %4,5 oluyor. Buna göre bu karışımda kaç litre klor eklenmiştir? Şimdi arkadaşlar 60 litrelikte %30 X sıfırsı. Ne diyelim? 60 çarpı 30 bölü 100. 2 sıfır silim 18. 18 X sıfırsı var. Bunların hepsi zararlı. Bir miktar klor koyunca ne kadar klor koydum? X. Şey ne kadar klor koydum? Pardon, A kadar koydum. A kadar klor koyunca X maddesinin %50'sini zararsız hale getiriyor. Yani şu 18'in 9'a 9 diye ayırdım. 9 tanesi zararlı. 9 tanesi zararlı değil. Tamam, zararsız. Peki maddede bir azalma olur mu? Hocam işte 18 dedi, 9 litre kaldı değil miyiz? 9'u zararlı, 9'u zararsız olmak üzere X maddesi devam ediyor. Tamam, ona dikkat edin. Bu karışımda diyor ki klor ekledikten sonra ne kadar klor ekledik? A kadar klor ekledik. X maddesinin karışımdaki oranı %4,5 oluyor. Zararlı X maddesi. Zararlı kaçtı? 9 gram. O zaman 9 bölü toplam madde ne kadar? 60'tı. Değil mi? Artı A'da klor ekledim. Demek ki 9 bölü 60 artı A kim eşit olacak? %4,5. İşte arkadaşlar buradan sorumuzu açacağız, çözmeye çalışacağız. Tamam. Toparlarsak tekrar ediyorum. Ne yaptım ben? A kadar klor koydum. O zaman artık 60 A kadar oldu. Peki ne kadar X sıvısı vardı? 18. Klor bunun %50'sini zararsız hale getirdiğine göre %50'si yani 9 tanesi zararlı, 9 gramı zararsız. Bana diyor ki zararların oranı artık %4,5. O zaman zararlı X 9. Toplam madde 60 artı A %4,5 eşit olacak. 4,5 var, 9 var. Burası kaç yapar? 2. İçler dışlar çarpımından 200 eşittir 60 artı A. 60, 200. Burada ne kaldı? 140. O zaman A'ya ben 140 diye bilirim. Tamam. Bunu da bu şekilde ifade ettik. Devam ediyorum. ABC kaplarının içerisinde bulunan üzerindeki etiketlerde yazan miktar adı şeker su karışımını bulmaktadır. Bu karışımın karıştırmasıyla ilgili olarak aşağıdakiler adımlar takip edilmiştir. Birinci adım A kabındaki karışımın 1 bölü 3'ü B kabına dökülüyor. Bu işlem sonucunda B kabında herhangi bir şekilde sıvı taşmıyor. İkinci adım B kabında oluşan yeni karışımın %25'i C kabına dökülüyor. Bu işlem sonunda C kabında herhangi bir şekilde sıvı taşmıyor. Son durumda C kabında oluşan karışım şeker oranı yüzde kaçtır? O zaman birinci adımı yapalım. A kabındaki karışım 1 bölü 3'ü 120 gram vardı, 40 gramı. Bunun da %80 var. Burada %80 değişmeyeceğini biliyorsunuz. B kabına boşaltıyorum, değil mi? B kabına döküyorum. B kabında ne var? 40 gram var. Bunun da %40'ı. İkisi eşit mi? Eşit. O zaman 80 çarpı. Artık şunu diyebilirsiniz. 40'a 40'a eşit miktarda varsa o zaman 80 ile 40'ın tam orta noktasında buluşurlar. 120 bölü 2 o zaman 60 mı yaptı? Demek ki burası 60 olacak. %60'lık bir oran olacak. Ya da isterseniz uzun uzun işlemler yapabilirsiniz. Tamam. Hatta ben size bir işlem yapayım hadi. 40 çarpı 80 artı 40 çarpı 40 eşittir. Şunun kaç olduğunu bilmiyorum. Buraya x dedim ben. 80 çarpı x. 40'a böldüm 2. 40'a böldüm gitti. 40'a böldüm gitti. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Burası 20. 2'ye böldüm. Burası 40. 20 ile 40'ı da toplarsam kaç bulmuş oldum? 60. İşte arkadaşlar 60 oldu. Sonra ne yaptık? Sonra bana diyor ki ikinci adımda B kabında oluşan yeni karışım %25'i. %25 ne demek? 1 bölü 4 demek. Ne kadar oluşmuştu? 80. Bunun 1 bölü 4'ü. Yani 20 gramı. Peki karışım yüzdesi kaç? %60 ile C kabına koyuyorum. C kabının tamamını alacağız. Burası 30. Yüzde ne kadar? %30. Peki 30'da 20 toplasam kaç? Çarpı 50. Yeni karışım oranı kaç? Hemen 60 çarpı 20 artı 30 çarpı 30 eşittir 5 tane x'e. 5'e böldüm. 5'e böldüm 6. 5'e böldüm 4. Sonra başka bir şey var mı? Burası 50 idi pardon. Bir sıfır sildim. Bir sıfır sildim. Buradan da bir sıfır sildim. Burada ne kaldı? 6 ile 4 kaldı. Çarparsam 24 artı. Burada ne kaldı? 6 ile 3 kaldı. Yani 12, 18 kaldı. 24 ile 18 toplarsak cevabımızı 42 olarak bulacağız. Tamam. Şuradaki gerekli işlemleri yaptığımızda x'i buluruz. Böylece son durumda C kabında oluşan şeker oranı %42 olacak. Devam ediyorum. Doğal meyve suyu satışı yapan bir işletmede litresi 8 TL'den alınan 40 litre şeftali suyu %50'si ile litresi 12 liradan alınan
20 litre kayısı suyunun %25'i taşıma esnasında yere dökülüyor. Bunun üzerine satıcı elinde kalan şeftali ve kayısı suyunu karıştırarak litresini toplam maliyeti fiyatı üzerinden %25 kar ile satıyor. Buna göre karışık meyve suyunun litre satış fiyatı ne kadardı demiş. Ne yaptım arkadaşlar ben o zaman? Bir karışım problemiyle burada bilgisayarındaki bir soru da bize hem karışım hem de kar zarar problemini karıştırarak ortaya güzel bir ne yapmış soru çıkartmış. Peki bana ne lazım? %25 kar elde ettiğim gibi bana bir maliyet lazım. Hemen maliyetini yapalım. 8 litre, litresini 8 litreden aldım. 40 litre var. O zaman ben buraya 320 lira para verdim. Sonra ne aldık? 12 liradan 20 litre. 12 liradan 20 litre, yani buradan da ne yaptım ben? 240 lira para harcadım. O zaman toplamda ne yaptım? Toplarsak bunları 560 lira para verdim. Bu para verdim ama ben buradan %25 kar elde etmek istiyorum. Tamam, bir sıkıntı yok. %25 kar yapacaksam o zaman 560'ı ben 125 bölü 100'e ne yapacağım? Satacağım. 25'e bölü 25'e böl 5 bölü 4. 4'e böl 4'e böl 14 140. 140 ile 5 çarparsam kaç yaptı? 7. Demek ki 560'ı %25 karla satmak istersen 700'e satmam lazım. Sonuç, ben bu karışımı 700 liraya satacağım. Harika. 700'e satacağım mı arkadaşlar? Bu arada ne oldu? Bu arada şu oldu. 40 litre şeftali suyunun %20, %50'sini ne yaptım? Döktüm. %50'sini döktüm. Ne kadar almıştım? 40 litre almıştım. O zaman buradan 20 litre aldım. Sonra 20 litre kayısı suyunun da %25'ini yani 4'te 1'ini döktüm. O zaman buradan da ben 15 ne yaptım? 5 litresini döktüm. Geriye kaldı 15. Dolayısıyla 20 litre şeftali, 15 kayısı toplam 35 litre kaldı. Ben bunu karıştırdığımda karışımın hangisinde ne kadar oranı var o kadar önemli değil. Sonuçta 35 litrelik bir karışım elde oldu. Bu karışım ben ne yapacağım? Bu karışım ben X'lerden satacağım. Sonuç 700 lira para kazanacağım. Çünkü 560'a mal ettim ve %5 karla 700 liraya satmak istiyorum. Ne kadar kaldı elinde? 40 litreden 20 litre şeftali suyu kaldı. 20 litre kayısıdan da 15 litre kayısı suyu toplam 35 litre kaldı. 35 litreyi kaç liradan satarsam 700 olur dediğimizde arkadaşlar buradan x'imizi 20 olarak bulabiliriz. Devam ediyorum. Tuz oranı %40 olan 60 gram tuzlu su karışımının tuz oranını %20 yapmak için yani düşünmek için hangilerinin tek başına yapılması yeterlidir diyor. O zaman bakalım kırmızıyla birinci inceleyeyim. Karışıma 60 gram su eklemek. Tamam bakalım ne yaptım o zaman. Şöyle mi yaptım arkadaşlar hemen. Şöyle düşünürsek. Burada ne vardı? 60 gram vardı. 60 gram su ekle diyor. Suyun yüzdesi kaç? 0. Bununki kaç? 40. 60-60. 120 gram olur. Yine oluşan acaba kaç olacak? Hemen bulmaya çalışayım. Şurası 240. 2400 yaptı. Bunu çarparsam zaten 0. 120 çarpı x. 120'ye bölersem de kaç yapar? 20. %20 mi demişti? Evet. O zaman birincisi doğru. Geldim ikincisini. Karışıma 20 gram su buharlaştırma. Şimdi su buharlaştırırsam şu %40 artar. Çünkü su azalıp içindeki tuz miktarı aynı kalacağı için tuz miktarı ne olur kesinlikle artar. O yüzden bu kesinlikle yanlıştır. İşlem daha yapmama gerek yok. Ama biz yine bir bakalım. Hem de konuyu öğrenmiş oluruz. Su buharlaştıracağım görevini o zaman burası ne olacak? Eksi. Ne vardı burada? 60 gram vardı. %40'tı. 20 gram su buharlaştırmak diyor. 20 gram su %0 olacak. 60'tan 20 çıktı. 40 gram kalacak. Burası da %Y olsun. Az öncekini eksi demiştim. Şurası gene gitti mi? Gitti. O zaman 40 çarpı 60 eşittir. 40 çarpı x. 40'larını götürürse x eşittir ne oldu? 60. Demek ki eğer ben %40'lık bir çözeltiyi ıstırda su buharlaştırırsam %60 olur bu. %20 olmaz. Kesinlikle yanlış. Yeşile de şunu inceleyelim. Ne diyor bana? Karışıma tuz oranı %10 olan 120 gramlık tuzlu su eklemek. Tuzlu suya tuzlu su ekliyoruz hemen. O zaman klasik yöntemi geldim buraya yazdım. Ne vardı burada? 60'a 40 vardı. Ne vardı burada? Kendim ekliyorum şimdi. %10'u diyor. 120 gram olan. 60, 120 daha. 180 gram oldu. Oranı kaç? X. Hemen 40 çarpı 60 artı 10 çarpı 120 eşittir. 180 çarpı X. Ne yapalım? 60'a böldüm. 3. 60'a böldüm. 2. 60'a böldüm. Tuttu. O zaman buradan 40 geldi. Artı. Buradan 20 geldi. Eşittir 3 tane x. 60 oldu burası.
60 eşittir 3 tane x'ten x'imizi bulduk. X kaç geldi? 20. Sonuç olarak o zaman burası da %20 olacak. Zaten bana bunu diyordu. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak. Denizli. Evet arkadaşlar, bu da bu konuyla ilgili son sorumuz. Bunu da çözerek artık bu dersimize nokta koyuyoruz. Bakalım ne diyor. A, B, C, D ve E bardaklarında bulunan limonatalar ve bunların şeker yüzdeleri yukarıda verilmiştir. A ve E bardaklarında bulunan limonatanın tamamı şekildeki oklarda gösterildiği gibi B ve D bardaklarını, B ve D bardaklarının toplam limonatanın her ikisinde de yarısı C bardağına boşaltılıyor. O zaman bakalım. B'ye boşalttım ve D'ye boşalttım. B'de artık ne olur? X de X. O zaman B'de artık 2X gram olur. %5 ile %7 ikisinden de aynı miktarda karıştırdığım için 5 ile 7'nin ortak noktası ortalama %6 mı yapar? O zaman burası %6'dır. Tamam. Peki D'de ne olacak? Bunun ikisini karıştırdığımda X, 2X mi oldu? Evet. Burada 12 ile 16'nın ortak noktası neresidir? 12 artı 16 bölü 2'dir. Yani 28 bölü 2'den 14. O zaman burada %14 olacak. Artık B'de bu var. 2X %6'lık çözelti. D'de bu var. 2x %14'lük çözelti. Şimdi bana diyor ki B ve D'dekilerin de yarısını C'ye boşaltırsam. O zaman B, C ve D'yi karıştır diyor. Karıştırdım. Karıştırırsam B'de ne var? 2x vardı. Yarısını aldım. X'i kadar %6. C'de ne var? Soruda vermişti C'yi. X gram var %22. Tamam. D'de ne var? 2x yarısını aldım. X kadar %14 demişti. 14'ü aldım. Kaç eşit olacak bu? Toplam 3x madde. Şeker oranı kaç bilmiyorum. Zaten de bana onu soruyor. O zaman 3 tane ax eşittir 14 tane x artı 22 tane x artı 6 tane x. Devam edersek şu x'ler zaten her tarafta aynı, birbirini götürürler. 3 tane a eşittir 14, 20, 42. Her tarafı 3'e bölersem a'yı bulurum. A kaç geldi buradan? 14. Demek ki yeni oluşan şekerimizin oranı %20, 14 olmuş olacak. Tamam. Bunu da böyle diyerek bu soruda arkadaşlar dersimizi noktalıyorum. Bir sonraki dersimizde hız problemlerinde görüşene kadar kendinize dikkat edin. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın.